Çok tartışılan mesele, en çok merak edilen meselelerden bir tanesi Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin büyük şehirlerde özellikle adayı kim olacak? Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda önemli açıklamalar yaptı. Dedi sürpriz olacak. A'dan Z'ye sürprizdir bizim yapacağımız açıklamalar. Hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerinde kazanma azminin de ifadesi olacak dedi. Bu konuyu konuşarak başlayalım. Mehmet Bey yayınımıza hazır olana kadar. Bağlayacağız hemen, hazırlıyormuş arkadaşlarım, o bilgiyi de bana verdiler. Kulisleri alalım, tahminleri alalım. Pazar günü kimin adını duyacağız? İBB adayı olarak Hacı Yakışıklı neden güldün? Sinan Bey'den alalım ya kulisleri. Tamam. Buyurun Hacı Yakışıklı. Sinan Öyle. Bey hazır değil herhalde, artık sesinde problem oldu. Eli kulağında mevzusuna geldi. Yani artık bugün cuma akşamı. İki gün sonra akşam biz AK Parti'nin İstanbul adayını öğrenmiş olacağız. Bununla birlikte bir bilgi olarak bütün adaylar o gün açıklanmayacak. Yani bütün iller o gün açıklanmayacak. İllerin yarısından azı açıklanmış olacak. Ve AK Parti ile MHP zaten ortak girecekleri yerleri söyledik. Bu 51 ilin biliyorsunuz belediye il genel meclisleri var. Burada ayrı girecekler. Karar alınmış. AK Parti ve MHP buralarda ayrı listelerle girecekler. Ortak listelerle girmeyecekler. Bunun yanında biz Ankara ile birlikte kalan bütün illeri 15 Ocak pazar günü öğreneceğiz. Ama 15 Ocak'ta bütün adaylar açıklanmış olmayacak AK Parti tarafından. Bazı ilçeler 30 Ocak'a kadar açıklanmaya devam edecek. Yani bu süreç devam edecek. O açıdan da ben pazar günü, tabii konuşulan isimleri bugüne kadar konuştuk. Yani bugüne kadar konuştuk. Ankara için konuştuk. Bunları tekrar etmeye gerek yok. Çünkü konuşuldu. İşte şu kesinleşti, bu mu oldu acaba gibi ifadeleri artık herkes duyuyor. Ama AK Parti genel merkezinden, yani Cumhurbaşkanı'ndan ve bu konuyla alakalı kişilerden şu kişi kesin aday ifadesini henüz duymadık. Yani kesin oldu ifadesini duymadık. Belli olmayan iller var hala. Yani 15 Ocak'a kadar düşünülecek bazı iller. İzmir bunlardan birisi mesela, öyle diyelim. Bunlar düşünülecek ama bazı yerlerde de belli oldu. Ama %90 oranında artık AK Parti'nin adayları hazır. Önümüzdeki süreçte biz 7 Ocak'ta da illerin yarısına yakınını büyük şehirler ve iller şeklinde görmüş olacağız. Hayırlara vesile olsun diyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayımız sürpriz olacak vurgusunu nasıl değerlendiriyorsun? Ne anlamalıyız bundan? Her türlü sürpriz olabilir diyeyim. Çünkü mesela şu an yani ortalarda, yani ortalarda dedim, hem kulislerde hem aleni bir şekilde, o yüzden çok kapsamlı bir ifade kullanmayı özellikle seçtim. Murat Kurum İstanbul için konuşuluyor. Bir sürpriz buna mı ya sürpriz? Şu var, her aday bir sürpriz aslında. Çünkü AK Parti biliyorsunuz 5 sene boyunca yönetmediği bir şehir İstanbul. Yani 25 sene boyunca bir silsilede kalmış ve ilk kez 5 sene boyunca CHP'ye geçmiş ve aday olmayan bir yer. Dolayısıyla kim açıklanırsa açıklansın bir heyecan oluşturacaktır. Yani Cumhurbaşkanı bu ismi açıkladıktan sonra hangi isim olur? Murat Kurum olur, Ergün Turan olur, bunun yanında Tevfik Göksu olur. Ali Yerlikaya olur mu? Yani Ali Yerlikaya da konuşuluyor, konuşulmuyor değil. Ama şu yorumda yapılıyor, yani başarılı bir İçişleri Bakanı, dolayısıyla başarılı olduğu yerde devam etmeli. Bu İBB aday olunca başarısız olacağı anlamına gelmiyor. Yani hani, aday olabilir. Toplumda tarafından da böyle bir sevilen bir isim oldu. Ya sevilen işte operasyonları falan tabii, hani o ön plana çıktığı için. Yani sorarsan şimdi biraz daha hani belediyecilik noktasında olursa sanki daha iyi olur. Yani Ali Yerlikaya İçişleri'nde başarılı. Hacı. Tutmuş. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi için sorsaydım benzer bir soruyu. Var ya, isimleri dizmiştin yukarıdan aşağı, değil mi Fuat Bey? Şimdi şöyle biraz... Yine ben isimleri yukarıdan aşağı dizerim de artık iki gün kaldı şurada. Yani Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Ha, isim belli mi? Belli. İsim belli. Kim? %100 belli. Ama ben burada şunu sormaya çalışıyorum. Ben Cumhurbaşkanı değilim ki. Cumhurbaşkanı adayımız belli. Şudur diyeyim. Ha, işte onu söylüyorum. Bu konuşulan isimler olmuyor. Cumhurbaşkanı'nın evet bunu açıklayacağız arkadaşlar dediği üzerine sızan isimler midir sence? Yok. Sızma yoksa yok. Sızma yok değil İktidarı mi? İktidarın güzel yanı bu. Sızma bir tek yok. Cumhurbaşkanı biliyor kimin yok, olacağını. Yok. Cumhurbaşkanı ve CHP'de öyle değil çalışma ki. Çalışma ekibi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Şeffaf. Ama kim başarılı? AK Parti başarılı. İşte o yüzden diyorum. Yani baktığın zaman. Ya tırnak içinde şeffaf. 1440 belediyenin %54'ü bugün itibariyle AK Parti'de.
Yani %54'üne MHP'yi saymıyorum. %18'de MHP'de. Hacı Bey, size destek veriyorum. Biliyorum. Ha, evet. Tamam. Yok. Yanlış anlamayın. Orada sıkıntı yok. %71'i AK Parti ve MHP'de. Şimdi Cumhurbaşkanı'ndan rol almaya gerek yok artık. Yani iki gün kalmış. Tamam, kulisler konuşuldu, bilgiler konuşuldu, söylendi ama biz siyasetçi değiliz. Yani biz siyasetçi değiliz. Ayrıca Cumhurbaşkanı açıklayacak bunu. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada son dakika şu demenin lüzumu yok. Biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi hakkında konuşurken de bu özeni göstermeni... Tabii ki ben... Şaban Bey ayıp ediyorsun. Sizin yorumunuzu ben sizden iki dakika önce yaptım yani. Sen yaptın. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacak olursak Şaban Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nde... Vallahi Şaban Bey, ben demedim, Özgür Özel dedi. Ne dedi? Özgür Özel dedi ki... Ne dedi gene? İstanbul adaylarımız Ekrem İmamoğlu belirlemeyecek dedi. Ankara tamam. adaylarımızı Mansur Yavaş belirlemeyecek dedi. Tamam. Özgür Özel böyle deyince... Allah Allah dedim ya. Ne oldu da Ekrem İmamoğlu belirlemeyecek diyerek böyle bir adeta bir kırmızı kart gibi gösterdi. Yani Özgür Özel benim aklıma bir sürü soru işareti getirdi Şaban Bey. Peki. Onu da birazdan konuşuruz. Peki abi, şimdi bu meseleyi konuşacağız ama tabii ki yerel seçimlerde işbirlikleri de çok önemli. İttifak demiyoruz, hukuki olarak işbirliği diyoruz ve program başında da anons etmiştim. Hem Sinan Burhan Ankara stüdyoda hazır, ses problemi çözüldü. Hem de Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz Ankara'dan karşımızda. Mehmet Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz kıymetli katılımlarınız için. Hoş bulduk Cansu Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hemen ben meselenin göbeğinden başlamak istiyorum. Kısa ve net sorayım. Sizin vereceğiniz cevaplar çok çok daha önemli çünkü. Yeniden Refah Partisi'nin yerel seçimlerde oyun değiştirici olacağı iddia ediliyor. Siz desteğinizi kime vereceksiniz? Bir destek verecek misiniz? Bir işbirliği olacak mı? Yoksa müstakil olarak ayrı bir adayla mı gideceksiniz ki bu adayın siz olacağı üzerine de çok fazla iddialar ortaya atılmıştı İstanbul'da. Cansu Hanım, Yeniden Refah Partisi oyun kuran bir partidir, lider partidir. Türkiye'nin geleceğinde birinci parti olacaktır. İnşallah önümüzdeki genel seçimlerde de genel başkanımız Sayın Fatih Erbakan Bey Cumhurbaşkanı olacaktır. Biz özgüvenli bir partiyiz. Kendimize güveniyoruz. Kendimize güvenmemizdeki en önemli sebep teşkilatlarımız. Biz teşkilatlarımızla birlikte birinci olağan kongremizde 45 bin kişinin katıldığı bir kongreyle gerçekleştirdik ve şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmış en büyük kongrelerden bir tanesini Ankara Arena salonunda icra ettik. Salon içeriye teşkilatımızı almadı. Bir kısmı dışarıda kaldı. İçeride kalan, içeriye girebilen teşkilat mensuplarımızla bu organizasyonu yaptık. Devam ediyorum. İkinci olan kongremiz. İşte görüyorsunuz, genel başkanımız içeriye giremedi. Dışarıda genel başkanımız bir miting yaptı. Dışarıda yapmış olduğu miting 35 bin kişilik bir miting. Aynı zamanda içeride 30 bin kişi vardı. Yani 65 bin kişinin katılımıyla ikinci olağan kongremizi icra ettik. Görüyorsunuz fotoğrafları, muazzam fotoğraflar. Burada bunları özellikle paylaşmak istiyorum. Yani bizim oyunu değiştirmekten de ziyade oyun kuran bir parti olduğumuzu şu anda bizi izleyen vatandaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda yine ne kadar kuvvetli bir parti olduğumuza ilişkin 3 gün önce çıkan rakamları burada paylaşmak istiyorum. Bu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sitesinde çıkan rakamlar. Görüyorsunuz, yukarıya doğru çıkan bir ok var, aşağıya doğru inen bir ok var. Üye sayısını artıranlar. Yeniden Refah Partisi 96.376 üye ile Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir rekor kırıyor. Yani şampiyonlar şampiyonu Yeniden Refah Partisi. Sonrasında diğer partiler sıralanıyor. Düşenler var. Yani üye kaybedenler var. Üye kaybedenlerin içerisinde AK Parti, iktidar partisi eksi 199 bin üye kaybetmiş. Yani benim daha önce başka bir televizyon programında ifade ettiğim şekilde söylemek istiyorum. Biz uçağı kaldırdık pistten, 45 derece yukarıya doğru take off olmuş vaziyetteyiz. Aynı zamanda şu andaki iktidar partisi de aynı hızla aşağıya doğru inmeye devam ediyor. Bu vatandaşımızın rakamlarla ortaya koymuş olduğu bir durum. Bunu paylaşmak isterim. Peki Mehmet Bey, siz yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'ne bir ilgi oldu. Şu anda
500 bin ıslak imzalı üyesiyle Türkiye'nin en hızlı büyüyen, dediğim gibi biraz önce sorun var kendisine. Oyun kuran bir parti durumunda. Bir sorun var kendisine. Biz diğer partilerin tekliflerine elbette olumlu bakarız. Gelsinler, görüşelim, ittifak da yapabiliriz. Ama burada bizim bazı prensiplerimiz var. Nedir bu prensiplerimiz? Biz hayra motor şerre fren bir partiyiz. Arkadaşlar, doğruya galiba doğru, Mehmet Bey bizi yanlışa duymuyor. Yanlış diyen bir partiyiz. Şimdi bir soru, buna soru bir örnek vermek istiyorum. Örneğin biz Cumhur İttifakı'nda olan bir parti olarak en son Genel bir Başkanımız Sayın Fatih Erbakan Mehmet Bey, bizi duyabiliyor musunuz? Özür diliyorum, bölüyorum ama 2024 bütçesine mecliste yapılan oylamada red verdi. Sinan, yani Sinan Burhan bu? Bizi siz duyabiliyor mu acaba? Siz 2.65 trilyon net borçlanma varken mikrofonu 1.25 şey trilyon faiz ödemesi varken biz Yeniden Refah Partisi olarak buna zaten olumlu yani kabul oyu veremezdik. Çünkü biz denk bütçeyi hedefleyen bir partiyiz. Denk bütçe milli görüş partileri için olmazsa olmaz. Ne anlatıyoruz biz? Şunu anlatıyoruz. Biz Yeniden Refah Partisi olarak elbette ittifaklara sıcak bakabiliriz. Diğer partiler gelirler, bizimle görüşürler, konuşurlar. Bizim prensiplerimizi kabul ederlerse o prensipler çerçevesinde ittifak yapabiliriz. Soruyorum. Keza Sayın Cumhurbaşkanımız Mehmet Bey partimizi ziyaret etti. Duyum. Genel Başkanımızla birlikte yapılan görüşmeler sonucunda duysa zaten söyle. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'a sana bildirirler zaten canım. Sizden hiçbir şey talep etmiyoruz. Bizim 30 maddemiz var, prensiplerimiz var. Siz bu prensiplere eğer sıcak bakarsanız, bu prensiplere tamam derseniz, bu prensiplerin altına imza atarsanız sizinle ittifak yaparız. Biz sizden herhangi bir bakanlık talep etmiyoruz, herhangi bir genel müdürlük talep etmiyoruz. Herhangi bir yerde, herhangi bir makam, mevki veya genel müdürlük talep etmiyoruz. Bu çerçevede biz sizden sadece bu 30 maddenin hayata geçmesiyle ilgili beraber çalışacak mıyız, çalışmayacak mıyız? Bunu sorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da evet ben bu 30 maddenin altına imza atarım diyerek protokol yapıldı ve bizler Cumhur İttifakı'nda yer aldık. Şu anda da yerel seçimler öncesinde yapmış olduğumuz görüşmelerde evet AK Parti yöneticilerinden bir ittifak talebi var. Biz bu ittifak talebini konuşuruz, görüşürüz. Yetkili kurullarımız var. Heyetler görüşmeye devam ediyor. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi bizim prensiplerimiz var. Yani Yeniden Refah Partisi'nin milli görüş prensiplerinin kardeşlerimiz, arkadaşlarımız tarafından kabul edilmesi söz konusu olursa otururuz, konuşuruz. Ama olmazsa da biz zaten adaylarımızı açıklamaya devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz.